Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş, özel hastanede entübe edilen annesini ziyaret ettikten sonra eve dönüşte kimliği belirsiz kasklı motosiklet sürücüsü bir kişinin saldırısına uğradı. Olay sonrası Başkan Ateş ilk kez Halk54.com'a konuştu. Abi, çarşamba günü gecesi saat 11.30 sıralarıydı. Bilgi Hastanesi'nden çiftliğime giderken çiftliğime karşısında toprak yol olan bir patika yolda durdum. Yanında bir kişi daha vardı araba işte. Traktör şoförlüğümü gerektiğinde traktörlerime binip bize, ailemize şoförlük yapan, yardımcı olan abimizle beraber oturuyordum. Bir paylaşım yaptım hatta o saat, o dakikalarda annem için dua istedim. O esnada bir şahıs kafasında kaskıyla sessizce arabamızın dibine geldi. Biz de korktuk ve ürküldük. İndik aşağıya. Kimsin sen? Kutu topluyorum dedi. Toplayabilirsin dedim. Gecenin bu saatinde neden sessizce yanımıza sokuldun? Toplamayın madem dedi. Toplama dedik. Bu akşam toplama burada dedik ve arkadaş yanımızdan motosikletine binerek ayrıldı. 300 metre ileriye giderek motosikletini bırakıp 300 metre ilerideki dolmuş durağının kameralarında her şey net ve gözüküyor. Eline bir satır, bir büyük bir bıçak ve çekiç alarak hızlı bir şekilde geliyor. Arabamıza, bize darp edip 4 dakika içinde geri kaçıp gidiyor. O gün bugün de bulunamadı. Durum bundan ibaret. Yanımdaki traktör şoförlüğümüzü yapan Zeki abim kolu kırık, beynine çekiş darbeleri aldı. Beyninden kafatasından ameliyata girdi. Beyin ameliyatına girdi, çıktı. Sağlık durumu iyi Allah'a şükür. Durum bundan ibaret abi. Şikayetçisiniz. Tabii. Derhal emniyet ekipleri geldi. Şikayetlerimizi yaptık. Bulunmasını talep ediyoruz. Kim olduğunu bilmiyoruz abiciğim.